الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله عز وجل مدد بلن إن شاء الله bugün biz iki hal mevzu hakkında söz yürütmekçiyiz. Birinci mevzumuz bu insan qanday sabablarga ko'ra shirkka tushib qolishi mumkin. Insonni shirk qilishga nima narsalar sababchi bo'ladi? Bu bizning birinchi temamiz bo'ladi. Insonni shirk to'riga tushib qolishiga birinchi sabab bu inson o'zining aqli bilan, o'zining fikri bilan, o'zining havosiga ergashishlik bilan haqdan chekkaga chiqib shirkka tushib qoladi. Alloh azza va jalla bu haqida ko'p oyatlarda xabar bergan. Jotiya surasini 23-chi oyatida Alloh aytdiki: "Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu va adallahu Allohu ala ilm va khatama ala sam'ihi va qalbihi va ja'ala ala basarihi ghishawa" فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Peygamberimizga Allah Azze ve Celle Kur'an'da hitap kılıp etti yaptı ki görmediğimi şundey bir insanlarını ki uzlarını, hava nafslarını uzlarına ilah kılıp o gendi. Allah Azze ve Celle ilim bilen edeştir. Allah bildi bunlarını havasını uziga iloh qilib geldi. O'shaning uchun Alloh azza va jalla bularni adashtirdi. Ularni adashtirishini qarang, nima qilar ekan Alloh? Alloh azza va jalla ularni quloqlariga, eshitishlariga muhr bosib qo'ydi. Bularning ko'zlariga Alloh parda qo'ydi. Bular eshitmaydi ham haqni, ko'rmaydi ham. Demak, Alloh aytayaptiki, mana Alloh ularning eshitishiga, qalbiga, yuragiga va ularning eshitishiga parda qo'ydi. Endi Alloh azza va jalla adashtirgandan keyin kim bor to'g'ri yo'lga bostirib qo'yadi? Alloh adashtirmasin. Agar Alloh adashtirsa, eng katta domlangiz kelsa ham to'g'ri yo'lga bostira olmaysiz. Eng zo'r olimingiz kelsa ham to'g'ri yo'lga bostira olmaysiz. Mana shundan ibrat oladigan odamlar bormi? Mana shu sizlarga ibrat olmaydimi? Shuni bir esga olinglar deb Alloh azza va jalla bizni mana bu oyatlarni fikr qilishlikka chaqiryapti. Bu nima degani? Inson qachonki o'zini havosiga bo'ysunadigan bo'lsa, bu odam ana shu havosini, nafsini buyrug'i bilan shirk qilib qo'yar ekan. Biz aytdik, islom nima degani? Bo'ysunish degani. Musulmon degani bo'ysunuvchi degani. Demak, havosiga bo'ysungan odam o'sha havoi nafsiga musulmon bo'ladi, Allohga emas. U ham musulmon bo'ladi. Lekin Allohning musulmon bandasi emas, havoi nafsining musulmon bandasi. Demak, haqiqiy musulmonchilik faqat bo'ysunishdan kelib chiqar ekan xolos. Alloh azza va jalla Furqon surasining 43-chi va 44-chi oyatlarida ham bu haqida aytdiki: "Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takuna alayhi vakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Alloh azza va jalla aytdiki, ko'rmaysanmiki o'zini havoi nafsini o'ziga iloh qilib olganlarni. Sen ularga qo'riqchi bir vakil bo'lib yuborildingmi? Ya'ni ularni mana shunaqa qilib adashib yurishligiga ular o'zlari sababchi. Sen ularni to'g'ri yo'lga bostirmoqchi bo'lsang, toki bular ana shu havoi nafsini tashlamas ekan, sen ularni to'g'ri yo'lga olib chiqa olmaysan. Sen o'ylaysanki, deyapti Alloh azza va jalla payg'ambar alayhisolatu vasallam. Ularning ko'pchiligi seni chaqirayotgan tavhidga quloq soladi deb o'ylaysan. Yoki aqllarini
Mana shu dinga ishlatadi deb o'ylaysanmi? Bular eshitmaydi ham sen chaqirayotgan da'vatni va aqllarini ham ishlatmaydi. Balki ular kim? Ular xuddi hayvonlarga o'xshaydi. Hayvonlarga o'xshasa ham mayli edi. Ular hayvonlardan ham battar adashgan dedi Alloh azza. Hayvonlar ham yaxshi ekan bu insonlar oldida. Havosiga ibodat qilgan inson hayvondan ham adashgan deb Alloh azza vajalla aytadi. Bu insonni qanday qilib siz haqiqatga chaqirasiz? Haqiqatga inson kirishlik uchun birinchi o'rinda o'zining havoi nafsiga dushman bo'lib qarshi chiqib faqat Alloh va payg'ambarining aytganini qilish kerak. Shunda bu haqiqatni topib ketar ekan. Bo'lmasa iloj yo'q ekan. Mana A'rof surasini 175-176 oyatlarida ham Alloh aytayaptiki: "Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana minal ghawin. Walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawaa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dhalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Allah azze ve celle yaptı ki tilavat kılıp bir, okup bir Allah'ın ayetlerini bu atrofingdagi insonlarga ki sendan oldin kelgan qavmning xabarini. Bu qavmga Alloh azza va jalla o'zining oyatlarini yuborgani. Biz o'zimizning oyatlarimizni yubordik, lekin ular bu oyatdan yuz o'girib chetga chiqdi. Qanday qilib chiqib ketdi yo'lga? Shaytonni gapiga quloq solganligi uchun. Shaytonga bular ergashdi. Va mana shu ergashishligi natijasidan bular adashgan zalolat qavmga aylanib qoldi. Agarda bu oyatlar kelgandan keyin qabul qilib, shunga amal qilib ushlaganlari deydi, Alloh azza va jalla bu odamlarning darajasini ko'targan bo'ldi. Bu olimlar haqida bu yerda mavzu ketyapti. Ilmni yubordik, oyatlarni yubordik. Lekin bular bu oyatlarni eshitib, bilib turib, o'zlarining havo nafslariga yurib ketdi. Agarda bular shu bilgan oyatlariga amal qilganlarida edi, Alloh aytayaptiki, biz bularni darajasini ko'targan bo'lardi. Lekin ular buni xohlamadi. Bular mana shu hayoti dunyodagi boylikka qattiq yopishib oldi va havoi nafslarga ergashib ketdi. Olimlar haqni bilgandan keyin, lekin bu haqni yashirishlikni evaziga boylik keladigan bo'lsa, bu haqni tashab havoi nafsiga ergashib ketdi. Ularning misolini Alloh aytayaptiki, bularning misoli xuddi bir itga o'xshaydi. Bu itga tegsang, tilini osiltirib harsillab yuradi. Tegmasang ham shu ko'yi. Buni odati shunaqa. Tegsang ham tegmasang ham shu tilini osiltirib yuraveradi. Bu bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan insonlarning misoli shu itga o'xshaydi. Shuning uchun payg'ambarimizga buyuryaptiki Alloh azza va jalla ulardan oldin o'tgan qavmlarni va ularning boshiga kelgan mana shu ofatlarni hammasini ularga qissa qilib aytib bergan. Shoyatki mana shu qissalardan bir foyda olib fikr qilib boshlarini ishlatsa ekan. Biz oldingi darslarimizda aytdikki, Qur'on bu hammasi tauhid. Shu tauhidga amal qilganlar haqida qissalar bor. Va mana shu tauhidga amal qilib qanday joylarga borganligi, qanday jannati joylarga kirganligi va mana shu tauhidga amal qilmay shirk qilib Allohning bu dunyoning o'zida qanday azobi bo'lganligini va qiyomatda qanday bo'lishligi, mana shularning hammasi Qur'onda to'la. Demak, bu qissalar har safar Alloh bizga ibrat olishligi uchun ana shu odamlarga o'xshab qolmanglar
degan bir niyatda Alloh azza va jalla bu hikoyalarni yuborar ekan. Hamma hikoyaning bizga darsi bor ekan, ibrati bor ekan. Chunki bu hikoyalar haqiqatda bo'lgan narsa. Bor ekan, yo'q ekan degan ertak emas. Mana Luqmon surasining 7-oyatida ham va iza tutla alayhi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Agar ularga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bo'lsang yoki o'qib beriladigan bo'lsa ular kibrlanib burilib ketishadi. Xuddiki hech bir narsani eshitmagandek. Ya'ni ular eshitadi, haqni eshitadi. Kiradi bu quloqiga, lekin xuddi eshitmagandek kibrlanib burilib ketadi. Xuddi qulog'ida bir kar bir narsa bordek. Ularga alamli azobning xushxabarini berdi. Mana shu haq deganda eshitib turib kibrlanib burilib ketganlarga aytib qo'ygin. Ularni alamli azob kutyapti. Qasos surasining 50-oyatida ham Alloh azza va jalla payg'ambar alayhisolatu vasallamga xitob qilib aytayaptiki: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Bu ayetler şunday bir mucizevi ki Peygamberimizin devreden alıp ta kıyamet geçe şunday bir her bir insanga hitap kılıp kele uğradı. Ve Payg'ambarimiz vaqtida bo'lgan mushkilalar qiyomatgacha ham davom etib kelaverar ekan. Kofirlar har doim bo'lar ekan. Oyatga qarshi chiqadiganlar har doim bo'lar ekan. Qaranglarki, mana bu oyat kuchli bir dalilki, agar sening da'vatingga, sen chaqirayotgan yo'lga, islomga bular javob bermasalar, shu islomni qabul qilmayotgan bo'lsalar, yoki bo'lmasa sening aytgan gaplaringni qabul qilmayotgan bo'lsa, bilib qo'y Bilib qo'yki, ular o'zlarining havoiy nafslariga ergashyaptilar. Alloh azza va jalla har bir bandasini ko'nglida nima borligini biladi. Kim nimaga ergashayotganligini. Payg'ambarga quloq solmayotgan insonlar bular o'zlarining havoiy nafslariga ergashyapti. Buni men aytganim yo'q. Buni Alloh aytayapti, payg'ambarga aytayapti. Kim seni gapinga quloq solmadi mı? Bilib qo'y. Bu Allohga ergashgani yo'q. Bu payg'ambarga ergashgani yo'q. Bu havoiy nafsiga ergashyapti. Endi deyapti. Alloh azza va jalladan kelgan hidoyatni chetkaga qo'yib turib, Alloh azza va jalla tarafidan kelmagan yo'lga ergashgandan ham ko'ra adashkarroq kishi bormi? Deb Alloh so'rayapti. Ya'ni hech qanday bu kabi adashgan inson dunyoda yo'q. Eng adashgan inson Allohning hidoyatidan yuz o'girib boshqa bir yo'lga yurgan inson. Va Alloh azza va jalla bunday zolim kishilarni hidoyat qilmaydi. Nimaga zolim deb aytayapti? Chunki bu banda Allohning quli. Allohning quli bo'lgandan keyin bu Allohga bo'ysunish kerak edi. Bu Allohga bo'ysunmay zolim bo'ldi. Bu noshukur banda. Rahmatni Allohga emas boshqaga aytuvchi inson. Alloh azza va jalla bunaqa insonlarni hidoyat qilmas ekan. Hidoyat ko'chada qolgan narsa emas ekan. O'tmay qolgan tovar emas ekan. Hidoyat nihoyatda qimmatli narsa ekan. Nihoyatda bebaho narsa ekan. Unga erishishlik uchun inson o'zining havoyi nafsidan voz kechish kerak ekan. Ko'ngliga yoqmasa ham, havoi nafsiga yoqmasa ham haqni mahkam ushlash kerak. Shunda hidoyatni olar ekan. Bo'lmasa hidoyat olinmas ekan. Hidoyatning sharti shu ekan. Rum surasining 29-oyatida ham Alloh aytayaptiki: "Balittaba'allazina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm, faman yahdi man adallalloh va ma lahum min nasirin." O'zlarini havoy nafslariga qo'llarida ilm
bo'lmay turib ergashgan insonlar haqiqiy zolimlar. O'zining nafsiga bular zulm qilyapti. Qanday zulm qilyapti? Qo'lida dalili bo'lmagan ilmsiz havoyi nafsiga ergashganligi uchun. Agar bular mana shunday zulm qilib hidoyatga ergashmas ekan, Alloh aytibdiki, kim bularni Alloh adashtirgandan keyin hidoyatga boshqaradi? Hech kim. Va ularga qiyomat kunida ham hech qanday yordamchilar bo'lmaydi. Na dunyoda ularni hidoyatga solib bo'lmaydi, qiyomat kunida albatta ularga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Bu birinchi sabab. Mana shu shirk qilishlikka birinchi sabab, demak, o'zining havoi nafsiga ergashdi. Dalil yo'q. Shu palon qabrga borib so'rashlik kerak ekan. Desa, aqlingizda bir Qur'on hadisdan dalilingiz bormi? Yo'q, dalilimiz yo'q. Dalilingiz bo'lmasa nima qilyapsiz? Shu odamlar qilyapti, yo menga shu yoqyapti. Mana shunaqa qiyin kelyapti. Demak, bu inson havoi nafsiga ergashyapti. Havoi nafsiga ergashgan inson shirkka tushib qolar ekan. Demak, havoi nafsimiz bizning dushmanimiz ekan. Do'stimiz emas. Ikkinchisi o'zining shahvatlarini ulug'lashlik va o'zining nafsiga yoqadigan ishlarni hech bir o'ylamasdan bajarishlik. Alloh azza va jalla Maryam surasining 59-oyatida bunday odamlar haqida shunday qilib chiroyli qilib bildirdiki: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'ush shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Ularning orqasidan shunday bir qavm keldiki, bu qavmning qiladigan ishi nima bo'ldi? Keladigan odamlarning qiladigan ishi, bular namozlarini tashavordilar. Namoz o'qimay qo'ydi. Va o'zlarining shahvatlariga ergashib ketdi. Va bular tezda bu qilgan ishlari uchun jazoni, azobni ko'radi. Namoz o'qimayotgan insonlarning namoz o'qitmayotgan narsasi bu ularning shahvatlariga ergashishligi ekan. Inson demak shahvatini birinchi o'ringa qo'ysa, bu inson namoz o'qimaydigan bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki dunyo bu insonning shahvati. Dunyo muhim namozdan ko'ra. Ana shuning sababidan bu namozdan ketdi. Mana shu dunyoni deb namozini tashlab yorganlarda Alloh azza va jalla hali bular katta azobni ko'radi deya. Bular xursand bo'lib yurmasin. Ko'nglimizda xudo bor yetadi. Namoz o'qimasak ham bo'laveradi, dunyo ishlarimiz ko'payib ketdi deydiganlarga Allohning javobi bor ekan. Men emas. Maryam surasining 59-oyatini o'shalar boshlariga singdirib olsin. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda payg'ambarlar kelib, haqiqatda aytgandan so'ng va payg'ambarlar vafot etib ketgandan keyin shu payg'ambarlarning qavmini adashib ketishining sababini Qur'oni Karimda aytdiki, bular o'zlarining shahvatlariga, nafslariga ergashib ketdilar. Mana Alloh azza va jalla Maida surasining 77-oyatida aytibdiki, "Qul ya ahlal kitobi la taghlu fi dinikum ghayral haqq" ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل aytkinki ey ahli kitob nasoro va yahudiylar o'zlaringni dinlaringda haddlaringdan oshib chegaradan chiqib ketmanglar faqat haqiqatligini ushlanglar haqiqatni ushlashlikka kuchni beraveringlar lekin haqiqatdan chiqib haddan oshib ketmaydi. O'zlari adashib va boshqalarni ham adashtirayotgan qavmni havoi nafsiga ergashib ketmanglar. Ular boshqalarni ham adashtirdi, o'zlarini ham adashtirdi. Juda ko'p insonlarni ular adashtirdi. To'g'ri yo'ldan chiqarib tashladi. Bularni havoi nafsiga ergashmanglar. Ya'ni ularning adashishligiga sabab bo'lgan narsa o'zlarining havoi nafsiga ergashishligi bo'ldi. Ular o'zlarining havoi nafsiga ergashib adashdimi? Endi boshqalarni ham adashtiryapti.
Nimaga adashtiryapti? Chunki bular agar diniy arboblar bo'lsa, o'zlarini ham adashtirdimi? Lekin diniy arbob bo'laroq, boshliq olimlar bo'laroq odamlar ularga ham quloq soldi. Aytayaptiki, Alloh azza va jalla sizlar ularga ergashmanglar. Lekin bular qanday adashtirdi? Hatto shu darajaga borishdiki, Allohning shariatini o'zgartirib yuborishdi. Allohning buyruqlarini ham o'zlariga mos qilib o'zgartirib yuborishdi. Mana bunga dalil İmam Buxoriy, İmam Muslimdan kelgan hadisda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu aytibdilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldiga bir yahudi keldi-da, aytdiki, ularning ichida, yahudiylarning ichida bir ayol bir erkak bilan zina qilib qo'yibdi. Endi buni hukmi nima bo'ladi deb so'raganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlarning Tavrotlaringda sizlarning o'sha Alloh yuborgan kitobda zina qilganlarni toshbo'ron qilish haqida nima deyilgan deb so'radilar. Yana bir rivoyatda zina qilganlarni jazosi sizning Tavrot kitobingizda nima deb yozilgan deb so'radi. Ular aytdilarki, biz ularni sharmanda qilib jazolaymiz. Yoki dedi Imom Muslim rivoyatida ularning yuziga qora surtib, ularni bozor ichida aylantirib sharmanda qilamiz dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, agar sizlar gaplaring to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, Tavrotlaringda shunaqa qilish kerak deb yozilgan bo'lsa, olib kelib meni oldimda o'sha joyini o'qib beringlar dedi. Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu aytdilarki, sizlar yolg'on gapiryapsiz. U kitobda unaqa deb yozilmagan. Hatto Tavrotda ham zino qilganlarni toshboron qilish kerak deb yozilgan dedi. Shundan keyin ular Tavrotni olib kelishdi va Tavrotni ochib o'qishdi. Shunda u Tavrotni o'qib berayotgan yahudi qo'lini toshboron qilish kerak degan joyga qo'ydi-da yashirib u joyini o'qimay o'tib ketdi. Shunda Abdullah ibn Salam aytdilarki, qo'lingni ko'tar. Ana shu qo'lingni qo'ygan yashirgan joyingni ham o'qigin dedilar. Shunda o'qisa, ularning Tavrotida ham toshboron deb yozilgan ekan. Lekin ularning o'sha dini boshliqlari odamlarga Tavrotda toshboron emas, ha, betiga qora surkab buni sharmanda qilish kerak deb yozilgan deb odamlarga gapirar ekan. Shunda aytdilarki, ey Muhammad, sen to'g'ri aytding. Bizning Tavrotda ham toshboron ekan dedilar. Boshqa yo'l topa olmay qoldi. Yozug'lik turibdi endi. Shundan keyin u ayol bilan erkakni yahudiylar toshboron qilishdi. Mana bu hadisdan ko'rib turibsizlarki, bugungi kunda ham musulmonmiz deb shariatni hokimlarning, podshohlarning ra'yiga qarab o'zgartirib berayotgan olimlar. Bu olimlarning ham hukmi xuddi shunday. Agar kimda-kim shariat hukmlarini qandaydir bir boshliq hokimlarning xafa qilib qo'ymay, shularni aytganidan chiqib qolmay deb o'zgartirayotgan bo'lsa, ularning ham boradigan joyi aniq. Mana shu ikkita sabab insoniyat tarixida har safar insonlarni adashtiradigan, shirkka olib kiradigan sabab bo'lib qoldi. Demak, biz shahvatimizdan voz kechishimiz kerak ekan. Og'ir bo'lsa ham, bizga yoqmasa ham, shu shariatning hukmlarini o'zgartirmay qabul qilishimiz kerak. Dunyo azobi hech qachon oxirat azobi bilan teng bo'lmaydi. Shuning uchun zino qilib qo'ygan, lekin qo'lida guvohi bo'lmagan ayol kelib payg'ambar alayhisolatu vasallamga qattiq turib oldiki, meni shu dunyoda toshboron qilib o'ldiringlar. Chunki oxiratdagi azob bilan bu dunyonikini solishtirganda, bu dunyoniki hech narsa emas. Oxiratdagi nihoyatda darajada buyuk bo'lganligi uchun bu ayol talab qilib oldiki, meni tosh bo'lib qilib shu dunyoda jazolang. Nargi dunyoga qolmasin. Mana bu haqiqiy tavba qilgan haqiqiy mu'minning sifati shunaqa bo'ladi. Dunyoda butun tavbasini qilib qoladi. Oxiratga hech narsa topib ketmaydi. Ikkinchi temamiz bugungisi misaq.
Mana İmam Tahavi'ni akide metninde geldi ki Allah Azze ve Celle'ni Adam Aleyhisselam ve onun zürriyatlarından, nesliden, evlatlarından ogen misak vadesi hak deyip geldi. Bu ne demek? Allah Azze ve Celle A'raf suresini 172. 173. ayetlerinde bu hakkında haber verdi. Aytdi ki Allah Azze ve Celle وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ Allah Azze ve Celle misak hakkında bu ayetlerde şundayı beyan kıldı. Kaçan ki Allah Azze ve Celle yani senin Rabbin Adem Aleyhisselam'ın deliden püştüden ularını çıkartırdı da ve ularının özlerine guvahlık kılıp etti ki men sizlerinin Rabbilerin emesmem mi? Dip soruyor. Elestu bi Rabbikum men sizlerinin Rabbilerin emes mi? Dip ularının özlerinden özlerinin nefslerine şehadet aldı. Guvahlık aldı. Ular etti ki elbette elbette sen bizning yalgız Rabbimizsen. Biz şunga guvohlik beramiz deb aytdi. Nima uchun? Alloh nima uchun insonni ta Odam alayhissalomdan olib qiyomat kunigacha bo'lgan butun insonni chiqarib turib, hammasidan o'zlarining nafslariga o'zlarini guvohlik qildirtirib oldi. Bitta Alloh haqida. Nimaga? Alloh aytyapti sababini. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قيامت günü gebarıp bagende biz bu narsalardan haberimiz yok idi. Biz bilmepiz demesliklerin için. Ya ki yine uşa kıyamet günü gebargende bu biz dünyaya kigenimizde bizni atamız, babamız, babasını babası bizni uşa ütken ecdatlarımız şirk kılıp yürüşken idi. Bizem dedi, ulardı balları bularak, ularının nesli bularak, şular ne maksa bizem şularda ekkenini kılıp, şularda yolunu devam ettirdik. Yindi de yaptı, bizde nahat ki, şunun için bizde halaket kılasendip, Allah'a hüccet keltirmezlikleri için. Demek insan, kıyamet günü de, İkide narsanı hüccet keltirişi mümkün eki. Şu narsanı keltirmesliği için Allah Azze ve Celle bulardan vadanı op koydu. Başı da yok. Demek insan bağırıp durup, ben bilmem ben ey Rabbim diyemezken, beni ata babalarım kıptigen de diyen sözde hem eytamızı. Ekele hüccetem ütmezken. Bana İmam Ahmet'ten bulgen Hasan isnadlı hadiste İbn Abbas radıyallahu anhu ettiler ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki Allah azze ve celle Adem aleyhisselam'ın belinden Naman yani Arafat tağıda ya ki Arafat günü de hem deyilgen başka bir rivayette Adem aleyhisselam'ın belinden her bir kıyamet keçe buladigen insanlarını çıkardı. Ve onlarının hepsine hitap kılıp etti ki ''Elestu bi Rabbikum, min sizlerinin Rabbilerin emes mi?'' deyip soran. Onlar etti ki ''Bu zürriyatlar elbette biz bunge guvahlık veremiz. Senin yalgız Rabbimiz ikenlikige.'' Kıyamet günü de biz bunu bilmepiz. Ya ki bizim ata babalarımız bizden aldın. Mana shunaqa shirk qilib yurishgan edi. Biz ulardan keyin kelib, ularning yo'lini davom ettirdik. Endi shuning uchun bizni jazolaysanmi? Demasliklari uchun bu va'dalarni oldi deb
hadiste Peygamber Aleyhisselam ayetini çüntürüp geldiler. Sahih Tirmizi'den bu hakimden bugün hadiste Abi Hureyre radıyallahu anh bu ettiler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Kaçan ki Allah azze ve celle Adem aleyhisselamını yaratkenden ki onun belini siledi. Ve şu peyti Adem aleyhisselamının belinden kıyamet günü geçe boladigen hemme insaniyet düştü. Ve her bir insanın iki kuzunun ortasına Allah appak bir nur orunlaştı. Her bir insanın bana şu iki kuzunun ortası pişanasına Allah bir ak nur koydu. Şundan ki gün bu insanlarını Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a görsetti. Şunda Adem Aleyhisselam etti ki ey Rabbim bular kim? Allah etti ki bularının hammesi senin zürriyatların geleceğde buladigen balaların kıyamet geçe. Şunda Adem Aleyhisselam karadı da bu adamlarının içi de bir adamın pişanasından çıkayatken nur nihayette onge yakıp kaldı. Aytdi ki, ey Rabbim, mana bu odam kim dedi? O'sha iki ko'zining orasidan güzel bo'lib turgan nurli odam kim deb so'radi. Shunda Alloh azza va jalla aytdi ki, bu inson seni oxirgi ummatlaringni ichidan chiqadigan bir odam. Va uning ismi Davuddir dedi. Davud aleyhisselam'ını demek Adem aleyhisselam başı dayak kurdu. Şunda Adem aleyhisselam soradı ki ey Rabbim bu zürriyatımın Davud'un yaşı kanca boladı. Kanca umur kuradı. Şunda Allah azze ve celle etti ki o 60 yıl umur kuradı. Şunda bu şunday bir nuri çıraylı bugün uzunin zürriyatını bunday kıska umur körüşlüğü Adem Aleyhisselam'a kendidir bir ağır geldi de etti ki ey Rabbim yeni umurumdan 40 yılını agında mene şunun umurge koşup koydun dedi. 100 yıl bosun yenikiden agın dedi. Kaçan ki Adem Aleyhisselam'ın umuru tügep eceli gelgen peyti de uning oldiga o'lim farishtasi keldi. Aytdiki, shunda Adam alayhisalom, meni umrimdan yana 40 yil bor-ku. Erta kelib qo'yibsiz, yana 40 yil umr ko'rishim kerak. Deganlarida esingizdan chiqdimi? Siz o'zingizni 40 yil umringizni o'zingizni farzandlaringizda bo'ladigan Davudga bergan edingiz-ku, deb o'lim farishtasi Adam Aleyhisselam geldi. Lekin Adam Aleyhisselam bunu inkar etti. Yok, ben hiç kimde hiç kanaka umur bergenim yok. Ve bana şu inkarın neticesi de onun bütün babalarına bu miras olup kaldı. Bütün onun zürriyatıya inkar kıladigen adet çıkarvaldı. Bergen sözünü kaytarvaladigen bu kaldı. Ve Adam Aleyhisselam unuttu. O şey bergen vadesini. Ve onun zürriyatı hem bergen güvahlik vadesini unuttu. Ve Adem aleyhisselam hata kıldı. Ve onun zürriyatı hem hata kıladigen zürriyat bu kıldı. Bu hadis, Hasan hadis hesablanıp, nihayette bir çıraylı kılıp, biz insaniyetin sıfatını, Adem aleyhisselamın zürriyatlarını, qiladigan xatolari, unutishliklarini qayerdan kelib chiqqanligini bayon qildi. Imom Ahmadning musnad hadislarida Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, bir kuni Umar ibn al-Xattobdan bir kishi mana shu misoq haqida kelgan oyatni ma'nosini so'radilar. Shunda Umar ibn al-Xattob aytdilarki,
Men Peygamber aleyhissalatu vesselamning oldida turganimda u kishidan ham xuddi shunday savol berib so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, Alloh azza va jalla Odam alayhissalomni yaratdi. Shundan so'ng o'ng qo'li bilan Alloh Odam alayhissalomning belini siladi va undan uning butun naslini chiqartirdi. Va aytdiki, men mana bu chiqqanlarning hammasini jannat uchun yaratdim. Va bular jannatga kiradigan amal ishlarni qilib, shu amallaridan keyin jannatga kiradi. Shundan so'ng yana bir marta Alloh Odam alayhissalomni belini siladi. Va yana nihoyatda ko'p bo'lgan insonni chiqardi. Va aytdiki, mana bularning hammasini jahannam o't uchun yaratdim. Bular jahannamga kiradigan amallarni qilib, shundan keyin jahannamga kirib ketadi. Shunda o'sha kishi aytdiki, bu savolni bergan kishi, "Ya Rasululloh, agar boshidan bizni Alloh azza va jalla bu jannatni qilib yaratgan bo'lsa, bu do'zaxni qilib yaratgan bo'lsa, biz nima uchun bo'lmasa amal qilib yurishimiz kerak? Amalimizning nima foydasi bor agar bizga jannat va do'zax oldindan belgilab qo'yilgan bo'lsa?" Bu savolni qarangki, payg'ambarimiz vaqtida ham berilgan va bugungi kunda ham shunday savollarni eshitib qolamiz. Nimaga? Chunki to'g'ri tushunmaslik natijasida har xil insonlar har xil tushunadigan bo'lib qolgan. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam buni nihoyatda chiroyli qilib, to'g'ri qilib tushuntirib bergan. Mana shunday qilib tushirilsa, buni hech bir qiyin joyi yo'q. Payg'ambar alayhisolatu vasallam u odamga javob berib aytdilarki, Alloh azza va jalla bir insonni jannat uchun yaratgan bo'lsa, bu odamni jannatga kiradigan amallarni qiladigan qilib qo'yadi. Ya'ni inson jannatga kiradigan amallarni qilishi natijasida jannatga kirar ekan. Hech narsa qilmasligidan emas. Meni Alloh jannatni yozib qo'ygan bo'lsa, jannatga kiraman, bo'lmasa do'zaxga, bo'lsa do'zaxga kiraman deb jimgina oyog'ini osmondan qilib amal qilmay yotgandan emas. Jannatga kiradigan amallarni qiladi. Ana o'sha buning jannatiga borishligining bir belgisi hisob bo'ladi. Ana o'sha jannatga kiradigan amallarni qilib, dedilar, hatto o'lgunicha o'sha jannatda odamlarning amallarini qilib o'ladi. Va bu bilan mana shu amali sababidan jannatga kiradi. Demak, jannatga kirish uchun amal kerak ekan. Jim yotaveringlar, peshalaringizga yozib qo'yganini ko'rasizlar, demadi payg'ambar alayhisolatu vasallam. Va davom etdilarki, agar Alloh azza va jalla bir bandasini jahannamga kiradigan qilib yaratgan bo'lsa, uni o'sha jahannamga kiradigan odamlarning amalini qiladigan qilib qo'yadi. Hatto o'lgunicha ahli jahannam odamlarning amallarini qiladi. Va mana shu qilgan amali bilan jahannamga, do'zaxga tushadi. Ko'ryapsizlarmi? Amalga chaqiryapti payg'ambar alayhisolatu vasallam. Amalga o'rgatyapti. Chunki inson hech kim bilmaydi o'zini ham, boshqani ham qayoqqa borishini. Jannat, do'zaxga borishini bilmaydi. Alloh azza va jalla ataylab buni bizdan yashirdi. Va bizga aytdiki, sizlar men qayoqqa borar ekanman deb o'ylanmanglar. Sizlardan talab qilinadigan narsani qilinglar. Jannatga tushmoqchi bo'lsalaring, jannatga kiradigan amalni qilsalaring tushasizlar. Alloh shuni bilib, shuni taqdir qilib qo'ydi. Sizlarning jannatga kiradigan amalni qilishliklaringni Alloh bildi va shu bilan vafot etishlaringni bildi va sizlarga shu jannatni belgilab qo'ydi. Allohning bilimi bu kelajakda bo'ladigan narsa bilan mos tushadi. Qarama-qarshi bo'lmaydi. Allohni bilmi shu darajada buyuk bilim. Alloh azza va jalla qiyomat kuni bo'lgan paytida jahannam ahliga xuddi ana o'sha mitoqda bo'lgan narsani bularga hujjat qilib ko'rsatadi. Qanday? Mana
Buxoriy va Muslimdan va Imom Ahmaddan bo'lgan hadisda Anas radhiyallohu anhu xabar berib aytibdiki, Alloh azza va jalla qiyomat kunida azobi nihoyat darajada yengil bo'lgan do'zax ahliga qarab aytadi: "Ey odam bolasi, bu sen turgan joy qanday bo'ldi? Senga yoqdimi?" Shunda u inson aytadiki, "Bu turgan joy jahannamdagi eng yengil bo'lgan azob joyi, nihoyatda yomon joy ekan." Shunda u insonga aytiladiki, "Agar seni qo'lingda butun dunyo bo'lsa, dunyodagi hamma narsa bo'lsa, shu joyingdan qutulishlik uchun o'sha dunyoyu dunyodagi bor narsani alishtirarmiding?" dedilar. Shunda u inson aytadiki, "Ha, ya'ni agar dunyoyu dunyodagi hamma narsa bo'lsa, bu jahannamdagi eng yengil azobdan qutulishga men hammasini qurbon qilib berar edim." Shunda unga aytilinadiki, "Yolg'on gapiribsan" dedi. "Yolg'on gapirma, sen yolg'on gapirding. Biz u dunyoda sendan bundan bir necha barobar yengil narsani talab qilgan edik. Va sen Odam alayhissalomning hali belidaligingdayoq sendan nihoyatda bir yengil narsani talab qilgan edik. Sendan biz Alloh taologa shirk keltirmasang bo'ldi. Shu bilan sen jannatga kirasan. Mana shunigina talab qilamiz xolos" deb shunigina o'zini so'ragandik. Dunyoyu dunyodagi narsalarni so'ramagan edik. Shuning o'zinigina so'ragandik xolos. Shunday qiladigan bo'lsang, biz seni do'zaxga kirgizmaymiz deb va'da bergan edik. Lekin sen albatta shu shirkni qilding. Va buyruq beriladiki, bu insonni jahannamga o'tga uloqtirish. Demak, bu misoqning hikmati bor ekan. Alloh azza va jalla buni qiyomat kunida insonni o'ziga qarshi hujjat qilib qo'yar ekan. "Men dunyoni ham hamma narsani ham berib yuborar edim" deydigan bo'lsa, biz sendan dunyoni ham hamma narsani ber deb so'ramadik. Biz sendan shirk qilmaymiz, boshqa hech bir narsa so'ramadik. Lekin sen hamma narsani qo'yib faqat shirkni qilding. Mana shu misoq, ya'ni sen bizning yolg'iz Robbimizsan, La ilaha illalloh degan so'z bu nur. Haqiqiy nur mana shudur. Mana shu nur orqali Alloh azza va jalla insoniyatga qutuluv, najot yo'lini ko'rsatdi. Imom Ahmadning musnadlarida kelgan sahih hadisda va Ibn Habbondan bo'lgan hadisda Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu aytdilarki, Alloh azza va jalla dedi payg'ambar alayhisolatu vasallam, o'zining maxluqlarini qorong'ilikda, zulmatda yaratdi. So'ng ularga o'zining nuridan uloqtirdi. Kimgaki bu nur tegibdi va mana shu nur tekkan inson shu nur sababidan to'g'ri yo'lga, hidoyatga erishdi. Kimgaki tegmabdi bu nur, bu inson adashib ketdi. Zulmat bu jaholat degan. Zulmat bu o'zining havoi nafsiga ergashish degan. Shahvatlariga ergashish degan. Nur bu Allohning nuri, vahiy Qur'onidir va payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnat nuridir. Bu nur butun payg'ambarlarning nuridir. Bu nur insonga Alloh bergan fitratdagi misoqda olgan va'dasidagi nurdir. Insonning har bir tug'iladigan insonda fitrat Allohni yolg'iz deb tanishlik bor. Mana shu insonning fitratida yolg'iz Allohni tanishlikning bo'lishligi o'sha Odam alayhissalom vaqtida bizdan olingan guvohlikning samarasidir. Ana o'shatda bergan va'damiz bo'lganligi uchun fitratimizda ana o'sha
saklanıp kaldı. Uşa fitrat, uşa misaktan kegen fitrat. Mana Peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Müslim'den kegen hadiste Allah azze ve celle etti ki men bendelerimnin hammasını taze dinge irgeşe digen bitti Allah'a sığına digen fitratta yarattım. Ve onların aldığı şeytan geldi. Ve onların diniden edeştirip başka yolga açtı. Men onlara halal kıvergen derselerimi haram kıldırdı. Ve onlara men büyürmegen şirkini, kollarda delil bulmagen, men çürmegen şirkini onlara büyürtirip kıldırdı. Mana Bakara surasının 257. ayetinde bu hakkında Allah ayetti ki Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila'n-nur vellezine kafaru awliya'uhumut-taghutu yukhrijuhum minan-nur ila'd-dhulumat ulaiike ashabun-nar hum fiha khalidun. Allah iman keltirganlarning vali dostidir. Ularni zulmetten nurga çıkaradı. Mana zulmet bu zalalat, adashlik, ilimsizlik, cehalat, şehvat, hamma-hammas. Allah azze ve celle iman keltirganlarni mana shundan qutqarib olib chiqaradi. Bu zulmetten İslam nuriga, Qur'an nuriga, sünnet nuriga olib chiqaradi. Vellezine kafaru. Lekin kafir bo'lganlarchi bularning dostları tağutlar. Bularning dostları şeytanlar. İnsu cinden bugün şeytanlar. Bularning dostları oşa şahvetleri. Ularını nurdan zulmet yap çıkadı. Eğer de hatta ki bana iştikolamız bazı da ben ilgari namaz okuyar edim deyişedi. Hazır okumayıp ben o ilgari okuyan edim. Bazıları men Kur'an'da yarımını yem yapmayan edim de bu işe. Bunlar Allah demez tağutlarını uzlarına dost kılıp agan idi. Tağutları bu hidayetten ulardı çıkarıp zalalat kapkırdı. Nurdan zulmetke alıp çıktı. Ular deyipti Allah Azze ve Celle cehennem ahlidir. Ular o yerde mengü kalıp. İbnül Qayyim rahimahullah bularının evliyaları hakkında bunda dedi ki bularının evliyaları kafirlerinin dostları ularını bularının fitrette bulgen taze nurdan çıkarttırıp bularının karangı bulgen havai nefsige cehalet ilimsizligige kaytaradı. Her sefer bularının aldı da Kur'an ve sünnetinin nuru payda bulup indi bularını yarata başlayan peyti de ular kelip bu nurdu ulardan tosadı. Ularga nurunu aldırıp geldirttirmek. Mana şu ularının nurdan zulmetke alıp çıkışı boladı. Dip düşündüm. Yani ki bir insanda aldıga iman ahli, ilim ahli kelip Kur'an'dan, hadisten gapirsa, demek bunun aldı da nur payda buldu. Mana şu nurdu, onun içine kırıp kalmasını şeytanlar nihayette yaman görür. Şunun için onlar hemen hareket kılıp bu nurdu toktatır. Nur endi bu yağa varmaydı. Demek bu dersimizin xulosasi shu bo'ldiki, Odam alayhissalomdan Alloh azza va jalla butun zurriyatlarini chiqartirib, ularga eng muhim bo'lgan narsani, tauhidni, la ilaha illallohni ularga aittirtirib, guvoh qildirtirib qo'ydiki, qiyomat kunida mana shu narsani hujjat qilib ishlatishliklari uchun. Va hatto inson buni eska olmasa ham, esidan chiqargan bo'lsa ham, uning fitratini bunga dalil qilib qo'ydiki, fitratida bu insonning borligi o'sha misoqdan qolgan bir asar bo'ldi. Va mana bularning
Misak'ta bergen vadesi barılığını Allah Azze ve Celle peygamberler yubarıp isletip durdu. Peygamberlerini yubarıp isletip durgenliğini Allah etti ki Rusulen mubashirine ve munzirine لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ Karenket yaptı ki Allah peygamberler yubar. Yani Allah ve onun elçisine boysun selerin, sizlerge cennet bulup, cennet hoş haberini alıp gelip. Ya ki onlarını, eğer de Allah ve onun peygamberi bir yergeçmese, cehennem buluşluğunu eğitip, agahlantırıcı bulup yubardık ki, kıyamet günü de adamlar bizge, biz bilmesedik de hüccet getirmesi için. Bilip koyular ki peygamberlerden kiyin şu peygamberlerinin yolunu devam ettirgen insanlar kıyamet geçe bu insanlarga hüccet bu kaladı. Peygamber yokudu bizim zamanımızda dip kutulup kitabını. Peygamber aleyhissalatü vesselam ettiler ki alimler menin miras korularım. Ana uşa alimlerinin gapı silerge huttu peygamberinin gapı boladı. Başka hüccet olmayın. Silerde misak ham var. Sizlerde Allah'ın sözü hem, peygamberin sözü hem var. Sizlerde kutulup getirdiğin yolların. Hiç kan değil. Bana bu ayetlerden görüp durduğumuz ki Allah bizi ilk de nerseden agahlandı. Birincisi biz özümüzde bilmezliğimizde hiç kaçan özümüzde almasak biz. Bunda kımasligimiz gerek. İkincisi ota babalarımızdan kogan yoldu taklit kılıp yürüşlikten hem Allah kaytardı ve bu bizge yana kutulup geçişimizge sebep bula olmaydı. Eğer de bizim ota babalarımız hakikatten hem hak yolda yürgenler bulsa bunların yoluna ergeçlik bu nihayette çıraylı yaşındır. Hüttü ki peygamberler ve onların balaları, onların balalarının balaları hepsi peygamberler bugün Türkçülükler. Şunun için onların ata babasının yoluna yürüyüşlüğü, bunlar hak yolda yürüyüşlük olur. Yani Yusuf aleyhisselam. Ayet yaptı ki, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Men ergeçtim de yaptı Yusuf aleyhisselam. Kimge ergeçtim? Men ata babalarımın tutken millet yoluna ergeçtim. Ata babalarım bugün İbrahim, İshak, Yakup. Mana bularning yo'liga ergashdim. Biz Alloh azza va jallaga hech qanday hech narsani shirk keltirmasmiz. Yoki mana Baqara surasining 133-chi oyatida ham Yaqub alayhisalom o'zining farzandlariga aytibdiki: "Na'budu ilahaka va ilaha abaika Ibrohim va Ismoil va Ishoq ilaha wahid." Mana bolalari va'da berib aytibdiki o'zining otalariga biz sening ilohingga va sening ota bobolaring bo'lgan Ibrohim, Ismoil, Ishoq bularning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Mana shu payg'ambarlarning yo'liga ergashishlik, shularni ota bobo deb qabul qilib olishlikni Alloh ma'qulladi. Lekin agarda ota bobolarning yo'li payg'ambar yo'liga to'g'ri kelmasa, bu yo'lga ergashmaslikka Alloh qattiq buyurdi. Allah Azze ve Celle Ankebut suresinin 8. ayeti de yaptı ki وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِنُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا Biz insanga özünün ata anasıga yaxşı muamelede buluşlikke vasiyet kıldık. Ata anasını boysunsun, hürmet kısın, hem ekkenini kısın. Lekin eğer ular farzandini shirk qilishlikka harakat qildiradigan bo'lsa, unda aytibdiki Alloh azza va jalla ularga bo'ysunmagin deyapti. Demak, ota-onaga bo'ysunishlik faqat bo'lar ekan tauhid bo'lsa. Shirkda bo'ysunilmaydi, bo'ysunib qo'ysa qiyomat kuniga borganda men senga bo'ysunmagin deb aytganmidim? Qur'onda Alloh xabar berganmidi? Nimaga bo'ysunding bo'lmasa? Ota babamni yo'li deb bo'ysundingmi? Qur'onga hadisga qarshi bo'lsa ham bo'ysundingmi? Endi senga bu yerda hech qanday ota babamni yo'li deb foyda bermaydi. Yoki Baqara surasining 170-chi oyatida ham Alloh bu haqida aytibdiki: "Va idza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu
bel nettebi'u mâ elfeyne aleyhi âbâ'ana evelev kâne âbâ'uhum la ya'kilûne şey'en ve la yehtedûn. Eğer ularga Allah Azze ve Celle tüşürgen nersege yergeşiler dese, ular etti ki, biz bizden aldın kigen atababalarımızın yolu yergeşemiz dediler. Hatta eğer ki bunların atababaları aklını işletmeydigen, hiç nerseni bilmeydigen, hidayette bulmagen adamlar olsa hem yergeşe uğradı mı? Demek insan atababasının yolu yergeşedi bitti şart bile. Kur'an hadiske doğru kesin. Doğru kemese ergeçse, demek bu Kur'an'a karşı çıkan adam bu kadar. Ata babalarımız şuna kadar bugün diyen gel, eğer hak bulsa işletilmedi halas. Hak bulmasa, bu işletilmedi. Allah Azze ve Celle'den sorayımız, Allah Azze ve Celle bizni uşa misakta birgen vadelerimizdi, şu dünyada amelde kursatışlıydı nasip olsun. Amelde biz hakikatten şu dünyada hem ten alıp, ha biz o'sha paytda Odam alayhissalomda belidan tushdik va Allohga guvohlik berdik va hozir ham shuni ta'kidlab aytamiz va shuni tutamiz deb yuruvchi insonlardan bo'lsin. Subhanakallohu va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام.